Sevgili gençler, merhabalar. Hepinize sevgiler, selamlar. Umarım hepinizin sağlığı yerindedir. Bu videomuzda yaklaşan 2024 YKS sınavına değineceğiz. Özellikle son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu YKS ile ilgili yaptığı çok önemli bir açıklama var. Peki bu açıklama neydi? Bugün bu videomuzun konusu aslında bu. Son bir ayımız zaten hızla zamanımız da tükeniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçenlerde yaptığı bir açıklamada özellikle üniversite sınavına yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Peki bu açıklamanın içeriği neydi arkadaşlar? Yusuf Tekin yaptığı açıklamada arkadaşlar bu sene YKS 2024'te sorulacak olan soruların tamamının Milli Eğitim müfredatı çerçevesinde buna paralel ve bu içeriklerden geleceğini açık ve net bir dille ifade etti. Bu da çok önemli bir açıklama. Dolayısıyla bu sınava girecek arkadaşlar için özellikle de dikkat edilmesi gereken bir husus, bir nokta. Neden mi? Çünkü soruların gelebileceği yerleri bakan bizzat açıklamış. Arkadaşlar özellikle Milli Eğitim Bakanı yaptığı açıklamada bu seneki YKS'de sorulacak hem TYT hem AYT'lerde gelecek soruların tümünün Milli Eğitim müfredatından geleceğini açıklaması tabii ki öğrencilerin de dikkatini çekti. Özellikle de arkadaşlar bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu açıklamadan sonra özellikle arkadaşlarım yani okul dersleri ellerinizde bulunan milli eğitime arkadaşlar ait yine içerikler, kitaplar bir gözden geçirmenizi arkadaşlar bunlara dikkat etmeniz gerektiğini buradan ifade etmek isterim. Özellikle Milli Eğitim'in son zamanlarda PDF'ler şeklinde yayınladığı birçok deneme, birçok soru, tekrar içerikleri var. Bunları kesinlikle bulup çözmemiz bizim için çok önemli, çok faydalı olabilir. Çünkü sorular buradan geleceğine göre o zaman kitaplarınızı bir didik didik edelim. Yani Milli Eğitim'in bize verdiği kitapları bir bu. İkincisi yine bu Milli Eğitim'in internet sitesinde yayınladığı çeşitli arkadaşlar ders içerikleri var. Denemeler var. 3 adım adı altında denemeler var. Derste cepte uygulaması var. Burada yayınlanan bir sürü içerik var. Tekrar videoları var. Tekrar PDF'leri var. Yine birçok soru var. Soru bankaları var. Milli Eğitim'in gerçekten de hazırladığı ve bu sınavda başarınıza etki eden birçok ne var? İçerik var arkadaşlar burada. Bunları kademeli düzenli bir şekilde arkadaşlarım çözersek bunları arkadaşlar önemli noktalarını arkadaşlar bulup bunların altını çizip bunların notlarını çıkarırsak bunların bizim başımıza katkısı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı'nın bu açıklaması özellikle YKS hazırlanan öğrenci arkadaşlar için önemli. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çok fazla yayınla bence zaman harcamaya gerek yok. Kafamızı karıştırmaya, önümüzde bitiremeyeceğimiz, bize stres olabilecek onlarca kitap yığmaya gerek yok. Kaliteli bilindik birkaç tane tabii yayınımız olsun. Bunun yanında yine Milli Eğitim'in bütün bu kaynaklarını, bütün bu arkadaşlarım bizler için çıkardıkları, yayınladıkları bu kaynakları çözersek muhtemelen bizim için yeterli olur diye düşünüyorum. Tabii ki sadece Milli Eğitim kaynaklarından çalışın demiyorum ama ağırlıklı olarak bu açıklama çerçevesinde başta Milli Eğitim kaynakları olmak üzere ve bilindik bizi yanlışa sürüklemeyecek, strese sokmayacak kaynaklarımız da olursa muhtemelen bizim için yeterli olur diye düşünüyorum. Çok fazla kafamızı karıştırmayalım. Son bir ayımız bol soru çözmeye özen gösteriyoruz. Tekrarlarımızı düzenli, özellikle bu son bir ay dananın kuyruğunun kopacağı dönem biliyorsunuz. Maratonumuzu bırakmıyoruz. Maratonu koşumuzu devam ediyoruz. Geldiniz, son bir ayınız kaldı. Hatta artık yavaş yavaş artık ayın altına da düşmeye başladı. Artık geri sayım başladı. Dolayısıyla bu dönemde yapacağınız en önemli şey şu. Arkadaşlarım özellikle de bol soru çözerek eksikliklerinizi belirlemeniz, bu eksiklikleri gidermeniz ve bu eksiklikleri giderdikten sonra ise bol bol deneme çözüp sevgili arkadaşlarım tabii ki tekrarlarınızı hiçbir şekilde aksatmamanız ve son güne kadar bakın arkadaşlar ben
8 aydır, 7 aydır çalış, 7 aydır, 8 aydır çalışıyorum. Yeterli. Bundan sonra benim için beni etkilemez demeyin. Son bir ay, yani bu 30 gün çok önemli. Buna dikkat edelim. Özellikle bakanın bu açıklamasını da çok önemseyelim. Şimdi hemen ne yapalım? Milli Eğitim'in yayınladığı bu kaynakları bu bir aylık süre içerisinde belli periyotlarla hem PDF'lerini hem kitaplarımızın önemli noktalarını hem önceki çıkmış soruları karşılaştırarak yayınlamış oldukları hem soruları hem denemeleri çözmeye özen gösterelim. Umarım başarınıza bir katkısı olur. Hepinize sevgiler, selamlar. Hepinize iyi çalışmalar. Bu açıklamaya yabana atmayalım arkadaşlar. Önemlidir. Özellikle MEB kaynaklarını çözmeye özen gösterelim. Bakın, yabana atılacak bir açıklama değil bu. Bakan açık ve net söylüyor. Gelebilecek olan bütün sorular diyor. Bizim yayınladığımız müfredattan olacak diyor. Kitaplardan olacak diyor. Şimdi bu en yetkili birincil ağızdan bu açıklama yapılıyorsa bu önemlidir. Bunu önemsemek lazım. Özellikle arkadaşlar MEB'in yayınladığı 3 adım bu denemeleri var. Önemli. Zaman zaman çözüp sizinle paylaşıyorum. Eski ya da yeni bulabildiklerimi. Şunu yapabiliriz. Özellikle ders kitaplarınızın bu ünite sonlarında bulunan değerlendirme kısımları var. Bunları bulup, bunları da değerlendirip, bunları da çözerseniz mutlaka yararı olacaktır size. Gidip böyle hiçbir şekilde size yararı olmayan, sizi strese sokacak yayınlarla uğraşmak yerine açık, net soru olarak karşınıza gelebilecek içeriklerle arkadaşlar uğraşırsak, bunları çalışırsak bence daha başarılı, daha doğru bir iş yapmış oluruz. Hepinize sevgiler, selamlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Tekrardan söylüyorum. Bakın, siz tam aylardır, bir sene, belki daha fazla, yani yıllardır buna çalışan arkadaşlar da var. Bu sınava, bu üniversite kazanmak için son demler, son zamanlar önemli. Yani 7-8 ay çalıştınız, son bir ay gevşediniz. İnan ki çok çok geriye düşebilirsiniz. Dolayısıyla lütfen ama lütfen buradan sizden ricam, son güne kadar enerjinizi, motivasyonunuzu arkadaşlar yüksek tutmanız, enerjinizi kaybetmemeniz, sınava başaracağınıza, sınavı kazanacağınıza olan inancınızı kesinlikle yitirmemeniz, bol bol deneme, bol bol soru, bol bol tekrar yapmanız, kendinize olan güveninizi, inancınızı yitirmemeniz bu önemli. Sadece ders çalışmakla olmuyor. Moral, motivasyon da çok önemli. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.